Sevgili çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz cümlenin yazılışı. Cümlelerimizi yazarken her zaman ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. Cümlenin sonuna uygun olan noktalama bir işaretlerinden birini koyuyoruz. Şimdi birlikte örnek cümlelerimize bakalım. Tokan'ı yeni mi aldın? İlk harfi T olduğu için büyük harfle yazdık. Yeni mi? Bakın burada bir soru eki var. Soru eki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılmaz. Yeni mi aldın derken bize soru soruyor. Evet, yeni aldım. Hayır, yeni almadım şeklinde cevap verebiliriz. Bu durumda bu cümle soru cümlesi olacak ve sonuna soru işareti konulur. Kediye mama verdim. İlk harfi K büyük harfle yazılmış. Mama verdim demiş. Herhangi bir soru sorma yok değil mi? Ünlem cümlesi değil. Bu yüzden nokta koyuyoruz. Eyvah! Kalemimi evde unuttum. Burada ilk harf E olduğu için büyük yazılmış. Doğru. Kuralı sağlamış. Eyvah! Bakın burada bir ünlem cümlesi değil mi? Şaşırma, heyecanlanma, korkma gibi durumlarda biz ünlem işaretini kullanıyorduk. Sen de alır mısın? Mısın kendinden önceki kelimeye bitişik yazılmamış. Alır mısın derken bize soru soruyor. Evet alırım. Hayır almam şeklinde cevap verebiliyorsak eğer bu cümleler soru cümlesidir ve soru işareti koyarız. Köpeğimle yürüyüşe çıktım. Cümlenin ilk harfi büyük yazılmış. Doğru. Köpeğimle yürüyüşe çıktım dediğinde herhangi bir soru sormuyor bakın. Ve ünlem cümlesi değil. Bu durumda sonuna nokta koyuyoruz. İzmir'den döndün mü? Evet döndüm. Hayır dönmedim şeklinde cevap veriyoruz değil mi? Bu durumda soru cümlesi olacak ve soru işareti koyuyoruz. Mü ekinin de ayrı yazıldığını unutmuyoruz. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.